Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta İstanbul'dan kaçış panorama ile karşınızdayız. Buradaki en sevdiğimiz şey... Burada en sevmediğimiz şey... Buraya iyi ki geldik diyor muyuz? Kendi bir ayımızı değerlendireceğiz. Başımıza gelen şeyleri size anlatacağız. Evet, tecrübelerimizi paylaşıyor olacağız. Yani burada memnun olduğumuz ya da memnun olmadığımız neler var? Neleri yanlış yaptık, evet. Neleri yapmasak olurmuş. Mesela neleri fuzuli harcama yaparak geldik. Bir Bauhaus alışverişimiz olmuştu mesela başta. Bunun gibi konulardan bahsedeceğiz. Deniz, burada en sevdiğin şey ne? Öncelikle masraflarımız azaldı. Mesela ısınmaya para vermiyoruz. Bizim doğalgaz bağlı evet ama çok cüzi 20-30 lira gibi bir doğalgaz faturamız geliyor. Onun haricinde tüm ısınmayı ormandan taşıdığım odunlarla hallediyoruz. Koronayı unuttuk. Burada genelde bahçemizdeyiz veyahut da ormandayız. Böyle yeşilliğin içindeyiz, doğanın içindeyiz. Maske takmayı unuttuk. O korkuyu unuttuk. Bize bu çok iyi geldi. İzole bir hayat yaşıyoruz ve hani acaba bir yere dokundum mudur? Elimi yıkamam gerekir mi? Son bir senede benim elim artık böyle yıkamaktan nasırlaşmıştı çünkü. Evet, dezenfektan. Yıkamadığım kadar önce yıka sonra dezenfektan sık, devamlı maske tak. Bir de bir korkuyla yaşa. Acaba bir şey oldu mu, geldi mi, çocuğuma bulaştırır mıyım, eşime bulaştırır mıyım gibi. Bu korkulardan uzaklaştık. Televizyon izlemiyoruz. Daha televizyonu kurmadım. Yani televizyonumuz kurulu ama sadece internetten bir şeyler izleyebiliyorum. Netflix, Exxen. Biz Naruto izliyoruz şu ara. Ya da Exxen'den Leyla ile Mecnun izliyoruz. Yani televizyon izlemediğimiz için haberlerden, aslında Türkiye'nin durumundan bir haber durumdayız. Dolar 9.58 olmuş bugün. Biz şok. Gördüm, şok oldum çünkü ben en son 8.20'de bırakmıştım. Ya her ne kadar elbette ki bundan etkileniyor olsak da etkilenmemek mümkün değil. En azından çok fazla maruz kalmadığımız için daha az anlıyoruz. Sen Deniz birebir şahit ama sizinle de paylaşmış olayım. Ben ne zaman haberleri izlemeye otursam mutlaka ağlayacağım bir haber buluyordum. Yani. Bir kadın cinayeti, bir hayvan cinayeti, işte o yanan ormanlar, selde kaybolan insanlar. Gerçekten zaten ülke olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Koronayla beraber bu zor zamanlar nirvana'ya çıkmış durumda. Ekonomik anlamda da insanlar zor durumda. Bayağı haberleri izlemek beni üzüyordu. Izdırap ve gibi. Şu an evet ciddi anlamda uzak kaldık. Bu bir yandan benim için iyi oldu. Gerçekten beni çok hırpalayan, bir anlamda yıpratan bir şey, duygusal anlamda. Burada aslında biraz daha fazla zaman bize kalıyor. Bu anlattığımız meşgalelerin hiçbir tanesi yok. Hem kafamız daha rahat, sabah kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Kendimize yani vakit ayırabiliyoruz birbirimize. Kızımız çok mutlu. Yani devamlı kapıdan dışarı çıkmak istiyor, devamlı bahçeye çıkmak istiyor. Koşturuyor, ne bileyim bir domates yiyor, evet, bir salatalık yiyor. Onun videoları, fotoğrafları vardı. Bambam çok mutlu, devamlı koşturuyor etrafta. Yani şu anda da yanımızda Bambam'ımız çok mutlu. Yani burada olmaktan devamlı kendi böyle değişik koşuşlar yaşıyor. Mia'yla daha iyi bir ilişki kurmaya başladı Bambam. Yani Mia devamlı Bambam'ı bir şekilde yediriyor. Kendi yemeği. İki tane kendi ağzına atıyor, bir tane Bambam'a veriyor. Benim buradaki iyi kim? Gerçekten dört duvar arasında kapalı kalmamak diyebilirim. Çünkü ben zaten uzun süre AVM'lerde, kapalı ortamlarda çalıştım. Sonra pandemiyle beraber ve Mia'nın doğumuyla beraber tamamen eve bu defa kapandım. Ve çok sınırlı bir yaşam. Ama burada o doğayı hissetmek, bir şeyleri gözlemlemek, yürüyüşe çıkabilmek, temiz hava. Gerçekten bu sınırlarımın açıldığını ve daha da özgürleştiğimi hissediyorum. Benim için güzel bir deneyim oldu. Yani iyi kim burasıyla alakalı bu. Benim en sevmediğin şey ne? İnsanları çok iyi. Hani insanları kötü gibi bir şey demeyeceğim, yanlış anlaşılmasın. Kafa yapısı olarak bizim kafa yapımızdan çok farklı tarzda insanlar. Herkesi de çok sevdik tanıdığımız buraya geldiğimiz. Örnek vermek gerekirse Haskız teyzemiz var. Çok seviyoruz. Bu da annemiz gibi oldu. Mesela ormana çıkacak. Mesela benle tek çıkamıyor. İşte yanımda Filiz'in de olmasını istiyor. İşte etraf laf eder diyor. Hani biz bu takım şeylere çok alışkın değildik. Sadece buradan etrafımızı huzursuz etmek istemeyiz. Yani bunun ufak üstümüzde baskısı oluyor ama dediğim gibi hani insanlarla ilgili şu ana kadar hiç negatif bir durum yaşamadık. Aksine yani, herkes çok yardımcı. Yani kılık kıyafetten birazcık davranışınıza kadar burada eğer uyumlu olmak istiyorsanız bazı şeylere belki biraz daha dikkat etmek gerektiğini hissettiren oturmuş bir kültür var buranın, evet. Aslında kemik. Peki Filiz, senin en sevmediğin şey ne burayla ilgili? En sevmediğim şey denize uzak olması. Keşke denize daha yakın olabilseydik. Birazcık da böyle dalga sesleri dinleseydik. Biz çok alışkındık denize. Denize yakın yerlerde oturduk ve hep de
bir şekilde denize gittik. Yani haftanın 2-3 günü mutlaka deniz kenarı bir yerlerde duruyorduk. Burada deniz yok. Aslında tek eksiği o diyebiliriz. Bir de deniz olsaydı geri kalan her şey bir şekilde halledilebilir. Ya Karasu da bize çok yakın bir yer değil. Karasu var elbette ki Sakarya'nın denize kıyısı olan yeri ama İstanbul buradan 1,5 saat, Karasu 20 dakika, yarım saat. 20 dakika sürüyormuş. Tabii 20 dakika, yarım saat. Arabanız varsa tamam gene gidile. İstanbul şehir hayatı içinde baktığım zaman 20 dakika yol bir şey değil ama burada 20 dakika yol uzun bir yol. Bauhaus alışverişi yapmıştık başta. Bauhaus videomuz izlemeyenler varsa izleyebilir. Biz böyle büyük bir hevesle girdik. İşte şu da lazım, bu da lazım, şunu da alalım, bunu da alalım. Evet. Yanlış bir testere almışız. Baltayı çok fazla kullanmadık. Testere evet doğru bir seçim değildi. Sonra hızar aldık. Odun kesme videosunda düzgün olanı var. Evet. Yani odun kesmek için o şekilde bir hızar alın. Öyle düz bildiğimiz testere gibi bir şey almayın. Onda kesilmiyor. Olmuyor. Evet. Belki daha düz zeminler için aldığımız o ince, kısa plastik, tırnaklı plastik tırmık iyi olabilir ama burası gibi böyle dalgalı bir yapısı olan bir toprakta birazcık metali gerekiyor. Evet, zor oluyor. Yani metalin de dezavantajları var. Gerçi o da çok çimlere zarar veriyor ama onun dışında çok da sağlık bir alışveriş yapmadık. Henüz çim uygulamasını yapamadık. Evet, o ayrı bir video konusu olacak. Buradan güzel bir haber vermiştik. Aslında çok sevinerek de vermiştik. Buradan duyurmuştuk zaten bebek haberini. Belki dikkatle izleyenler, takip edenler bu gebelik sürecini merak ediyor olabilir. Buradan yine paylaşmak istedik. Ben bir düşük yaşadım ve kaybettim maalesef bebeğimi. Güzel videolar da biraz sekteye uğradı. Bizim için psikolojik anlamda da gerçekten zor bir zamandı. İstanbul'a gittik, geldik bir doktorumuza. Kendi doktorumuzu görmek istedik. Burada çünkü şöyle bir problem de yaşadık. Yani hafta sonuna denk gelmişti ve burada uzman doktor bulamıyorsunuz. Zaten kadın hastalıklarıyla ilgilenen tek bir tane doktor var ve onu da hafta sonu bulmanız mümkün değil. Buradan Adapazarı'na gittik. Orada bir özel hekim, özel hastanede bir hekimle görüştük, Adatıp'tı. Hastane gittik. Güzel bir hastaneydi. Güzel zaten bir köklü ve eski bir hastane. İyi bir hastane. Ama yine de kendi doktorumu görsün istemiştim. Evet, orada midemiz vardı. Hem ben Filiz'i zarar görsün istemedim. İstanbul'da çok güvendiğimiz bir doktorumuz var, Hakan Gürbüz. Evet. Mia'nın da doktoru. Evet, aynı. O görsün istedik. Bir İstanbul'a da gelip gitmemiz gerekti. Böyle de üzücü bir olay yaşadık. Bu yüzden de videolar biraz sekteye uğradı. Onu da buradan paylaşmış olduk. Onu da buradan paylaşmış olduk. Maalesef devam etmiyor. Tek başıma cesaretim yok ama yanıma bir arkadaş bulursam, özellikle de Haskis teyzeyle beraber kestane toplamaya ormana çıkıyorum. Ciddi anlamda spor yapmış gibi hissediyorum kendimi. Kahvaltı yapmadan çıkmıştım bayağı. Yoracağım, oldukça da eğlenceli bir aktivite bence. Yoruldum açıkçası. Güzellerim beni burada bekliyorlarmış. Bakın. Şu kenarlarda işte yaprakların altında kalmış mı diye bakıyoruz. Askı teyze bana şöyle orak verdi, göstereyim. Bununla biraz böyle yaprakların altını karıştırarak bakıyorum. Askı teyze aşağıya mı ineceksin? Dikkatli git, dikkatli. Dikkat et teyze. Kendimi define avcısı gibi hissediyorum. Ben sabah böyle 7 gibi kalkıp işte kargolara başlıyorum çok hızlı. İşte Filiz biraz daha geç kalkıyor. İşte Mia'nın işleriyle hemen ilgilenmeye başlıyor. Sonra kargoyu ver gel tekrar kargoları ama ben yap. Gece kuşu, ben de çok geceye geçiyorum. İşte ona geleceğim, dur. Sonra işte Filiz kargolara yardım etmeye başlıyor. Yemek işi, şey işi, bahçe işi, odun taşı. İşte odun kes, sobayı yap, işte temizliği yap, evdeki düzenli günün. İşte akşam oluyor, bu sefer benim pilim bitiyor. Filiz başlıyor. Çünkü ben 11.30-12 gibi biraz tavuk gibiyim. Direkt hava karardıktan sonra çok uzun süre dayanamıyorum. Yatıyorum, bu sefer de Filiz başlıyor. İşte çocukla ilgileniyor, ona bir takım aktiviteler yaptırıyor. İşte kargolar varsa kargoları hazırlıyor gene. İşte hediyelerimiz, medyelerimiz, onları bir şekilde organize ediyor. Yani böyle göze gelir bir şey yok gibi olsa da aslında, yani sabah kalkıyorsunuz, sonuçta iki katlı bir ev. Yani burada bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Ev bahçeli, mutlaka kapınızı süpürüp temizlemeniz gerekiyor. Yani günlük rutindeki işler aslında yani zamanı zor, bayağı bir dolduruyor. Bir de kargo işi, iş ve ev bir arada olduğu için çocuk da var. Aslında yoğun geçiyor. Yani planladığımız şeyler birazcık da sekteye uğradı. Zaten bizim için bu son 10 günlük süreç biraz kötüydü. Psikolojik anlamda da zor bir süreçti. Yine de bu araya bir tane video sıkıştırmıştık. Evet, odun kesme videosu. Evet.
Buraya taşındığımız için hani memnun muyuz? Değer miydi? Bence değerdi. Ben yani iyi ki yapmışız diyorum. Yani ben çok da bir şey... Yok yok, ben de memnunum burada olmaktan. İyi ki yapmışız. Daha temiz bir hava. Ormanın yanındayız. Mis gibi havası var. Duyuluyor mu bilmiyorum. Arkada devamlı cik 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 kuş sesleri. Rahat. Yani beni ürküten bir şey sadece burada kışın nasıl geçeceğiyle alakalı. Çünkü gerçekten geceleri burası bayağı soğuk. Üşüyoruz. Yani soba olmasa ne yapardık gerçekten bilmiyorum. Yani soba olmasa şunu diyebilirim. Doğalgaz var ama yani ne kadar da olsa o peteklerin o kadar burayı ısıtacağını sanki yok, ben... Yok, soba olmasa yani. Yani olmazdı. Şu anki ısınmayı yapsak minimum aylık 2000 lira. Zaten sobaya, yani. Şey, ısınmaya giderdi. O yüzden soba çok işimizi kolaylaştırdı. Evet yani, neyse benim... Memleket ekonomik durumuyla alakalı çok fazla yorum yapmayayım. Çünkü bir şeyler söyleyecek gibi oldum. Ben kapatayım. Siyaset yapmayalım. Silivri daha soğuk. Evet. Siyaset yapmayalım. Özellikle bu mevsimde şimdi kış gelince Trakya tarafı soğuk olur çünkü. Hani böyle. Durumumuz o. Oldu o zaman. Oldu. Bir videomuzun. Müsaade. Ha bak, bu arada gene söylemeyi unuttuk. Kanalımıza abone olmayı abone lütfen olun. Unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen, abone olun ve bildirim zilini açın. Lütfen olur musunuz? Ne olur abone olun. Bizim 1000 kişiye ulaşmamız gerekiyor. Evet. 1000 kişi bizim için çok önemli. Yani 3-5-3-5 devamlı artıyor. Evet. Başlar zor olur diye herkes bizi uyarmıştı gerçekten. Yavaş ama devamlı artan bir ilerleme var. Yani ilk 1000'e ulaşmak 10.000'e ulaşmaktan daha zor diyorlardı zaten, gerçekten öyle. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklamayı da unutmayın. Siz yorumda bulununca da biz çok mutlu oluyoruz. Yani Filiz gördüyse bana, ben gördüysem Filiz hemen ay şöyle bir şey demişler bak ne yazalım falan. Trendyol'dan da geliyor zaten o yorum. O da çok güzel yani, sipariş kısmında yorumlara yazıyorlar sipariş sorusu kısmına. Evet, 2-3 müşterimiz indirimini aldı. Çünkü Trendyol paketlerine özel bir kupon koyuyoruz. Diyoruz ki kanalımızı takip edip sipariş sorusu olarak bize yazdığınız zaman kanalınızı takip ediyoruz diye size direkt indirim tanımladığımız bir kupon hediye ediyoruz. Ve o kuponla bizim mağazamızdan, Trendyol mağazamızdan indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunlar da başladı. Yani 2-3 kişi, 4 kişi, 5 kişi derken böyle çoğalarak devam ediyor. Yani her indirim kuponu verdiğimizde de çok mutlu oluyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim bugün. Diyelim, oldu. Diyelim. Tamam. Yani çok bekledik. Biraz aslında konsantrasyonumuz da dağıldı. Bir yanda odun kesiliyordu demin. O bitti, öbür yanda odun kesilmeye başlandı. Vesaire, böyle bayağı bir durduk. Evet, niye uyuyor? Bir taraftan kulağımız onda. Uyandım, uyanmadım, ne olacak? Uyanınca da çünkü ormana gideceğiz işte, dediğimiz gibi drone çekimimiz var. Bu da böyle bir video olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.